Bilirkişi raporuna göre gayrimenkulün bugünkü durumu Aziziye mahallesinde Dilaver sokağında Kain 426'da 3 parsel ve eski 12 yeni 13 kapın o apartman bahçe içerisinde ve yola yakın olarak yeni yapılmış bir binadır. A. Bodrum katı Birinci kattan 14 basamak merdivenle inildikte Nail Bey gazeteyi elinden attı. Satırlar birbirinde karışıyordu. Avucunu gözlerinin üstüne kapadı. Başı dönüyor. Galiba üreğini arttı. Doktora gitmesi lazım. Başında bir ağırlık da var bugün. Son zamanlardaki miskinliğine ve isteksizliği ona yeni bir kan tahlili lazım olduğunu hissettiriyor. Fakat buna da üşeniyordu. Salonun kapısını yumruklar gibi sarsarak açıp dinç adımlarla içeriye giren Ferhat'a bağırdı. Yavaş. Sonra alnını baş bir işaret parmaklarının kıskacı içine alarak İmrenilecek bir gençlik rüzgarıyla üstüne gelen oğluna öteki elini uzattı ve tekrarladı. Yavaş, bugün benim bir hoşluğum var. Galiba üreğine yükseldi. Bir kan tahlili yaptıracağım. Ferhat kabarmış saçlarının altında öfkeli yüzünü pek az değiştiren zayıf bir alaka ile babasına bir göz attı. Biraz perhizet, geçer. Son zamanlarda yine ölçüyü kaçırdın. Hakkın var, Ferhat babasına en yakın sandalyeye oturdu. Bacaklarını açtı. İki elini kalçasına koyarak ona doğru eğildi. Meral dün gece kaçta geldi biliyor musun? Kaçta? Ferhat iki elini birden havaya kaldırdı. Bir buçuğu geçiyordu. Nail Bey ağır aile ve ahlak münakaşılarına hiç tahammül edemeyeceği bir an içinde olduğunu gösteren bir gevşeklikle başını sallayarak yorgun bir nefes bıraktı. Ben müsaade ettim. Park Otel'e Feriha'ya gitti değil mi? Evet. Ferhat ayağa kalktı. Elleri arasında ayrık bacaklarla ve iki tarafa sallanarak birkaç adım yürüdü. Sonra babasına döndü. İyi yapmadın ekselans. Bu kız bir felakete doğru gidiyor. Paris'e değil. Konservatuvar falan hepsi bahane. Onu bırak sen kızını gece yaralarına kadar Feriha'ya nasıl gönderirsin? Yahu baba bu dünyayı bilmeyen adam olsan canım yanmaz. Meral'in de ne kadar kuş beyinli olduğunu da bilirsin. Babasının bir itirazını önlemek için ona doğru bir adım daha atarak ilave etti. Kendi arzularına ait meselelerde kafası işler. Gel gelelim hareketlerinin neticelerini hesaplamak lazım geldi mi aptaldır aptal. Nail Bey girmek zorunda kalacağı münakaşanın isteksizliği içinde kestirme bir cevap aradı. Senin bildiğin gibi değil. Ferhat kolayca ezberleyebileceğinden emin olduğu bir fikir bekleyerek sordu. Başka ne var? Evlenecekmiş. Ferhat birdenbire gözlerini açarak babasının sözünü tekrarladı. Evlenecekmiş. Sonra hemen anlayarak başını salladı. O davlumba Şakir'le değil mi? Tamam. Yani herifin nikahlı metresi olacak. Bulanık gördüğü için gözlerini kısan ve kırpıştıran Nail başını oğluna doğru uzatarak sordu. Ne demek o? Nikahlı metres ne demek? Şu demek baba. İnsan aile kurmak için evlenir. Çoluk çocuk sahibi olur. Kendi küf köf nasıl derler ona? Kendi küffüyle evlenir. Meral 22, Şakir 62. Niçin evlenir bunlar? Herif keyif edecek. Meral de onun parasını yiyecek. Buna ayıl hayatı mı derler, metres hayatı mı? Nail Bey münakaşayı kesmeye hazırlanmak için yere attığı gazeteyi alarak Ferhat'a sordu. Para yemeye pek aleyhtar görünüyorsun. Bu ilham sana yeni mi geldi? Ferhat yere bir şey atıyormuş gibi elini sallayarak hoppala dedi. Öyleyse nikaha da lüzum yok. Maksat para yemekse hatta Şakir Bey de, Şakir Bey'e de lüzum yok. Senin bu teorinle Meral her gün 20 kağıt kıvırabilir. Sonra piyasası düşer ama Şakir ölürse ne olacak? Borçtan başka bir şey bırakmaz o. Ben bilmiyor muyum? Taksim'deki apartmanı haczi ihtiyati altında. Suadiye'deki ev ipotek. Borçlarının faizini bile veremiyor. Paris'e kaçtı. Nusret'le o son binliklerini franka çevirip oraya kaçtılar. Germain'e de şişkoyu soyacağı kadar soymuştur. Meral'e porsumuş bir balon kalır. İşin para tarafı bu. Ahlak tarafı rezalet. Feriha'dan sonra Meral'in yüzüne tükürecek el alem. Haydi bu kızda akıl yok. Sana ne oldu? Allah aşkına şu tahlili yaptır biraz perizet ve kendine gel baba. Nail Bey gazeteye büyük bir gayretle kaydırmak istediği gözlerine Ferhat'ın enerji püsküren bakışlarından koparamadı. Uykuya teslim olur gibi Herhangi bir telkin altında kalmanın rahattığına o kadar ihtiyacı vardı ki hiçbir şey düşünmeden oğlunu haklı buldu. Canım dedi ortada bir şey yok da. Ben onu bu şekilde Paris'e gönderir miyim hiç? Şakir gelsin buraya. Konuşalım. Vaziyetini anlatsın. Düşünürüz sonra. Hakkın var senin. Bir daha da göndermem onu Ferihalara Merihalara. Ferhat tekrarladı. Babasına doğru bir sandalye çekerek bak dedi. Çünkü Nail Bey bu sefer gözlerini gazeteye çevirmeye muvaffak olarak başının usanç ifade eden yorgun bir hareketiyle anladık dedi. Uzatma. Sana ne oldu bugünlerde? Meral'le canciğer deniz. Tabii anlamak için. Ben sana bir şey söyleyeyim baba. Nail Bey gazeteyi kendisiyle Ferhat arasına bir perde gibi çekti. Kes artık. Bu katta iki oda, bir kömürlük, bir çamaşır yıkama odası, bir mutfak, bir de hela var. Çamaşır odasının zemini malta taşı olup Ferhat sesini yükseldi. Elbet bir şey biliyorum ki bu kadar heyecandayım. Sofa, koridor ve mutfağın zeminlerini, koro isman, odaların, bir şeyler biliyorum ki, zemini tahta, biliyorum ki. Nail Bey birdenbire gazeteyi çekti ve oğluna baktı. Ne biliyorsun, Samim Bey meselesi mi? Ferhat önüne baktı, yutkundu, ayağını sinirli sinirli yere vurarak başını salladı. Samim öp de başına koy, bulutlarda geziyorum, dünyadan haberi yok. Ben sevmem onu, fakat emin ol ki o da olmasa Meral... Dilin ucuna gelen ağır kelimeyi savarak başka bir tarafa baktı. Büsbütün dedi. Büsbütün garson yer sömürgesi olur. Nail Bey başını yukarıya dikti ve gözleri büyüdü. Ferhat bunu görmedi. Vallahi baba dedi. Bu meral yüzünden bir gürelinden büyük bir kaza çıkabilir. Birdenbire canlanan babası gazete eliyle buruşturarak bağırdı. Neler söylüyorsun sen? Sonra iki üç defa kaşlarını yukarıya doğru kaldırarak indirdi. Arkasına bakan Ferhat Meral'in içeriye girdiğini gördü. Nahil Bey hemen bahsi değiştirmek için gazete yolunu uzatarak, şurada icra dairesinin bir gayrimenkul satış ilanı var. Bir göz atın. Gidip bir kere de görmek lazım. Fakat abesinin yanı başındaki sandalyeye oturan Meral, gözlerini ona dikerek sordu: Beni mi çekiştiriyordun?'' Gözlerindeki ve sesindeki cüret, onu babasına değilse Şakire veya birilerinin birine güvendiğini gösteriyordu. Ferhat bu küstahlığı bir anda ayağının altına almak için dikildi. Fakat babası hemen kızını payladı. Sesini kes. Ben hastayım. Münakaşa istemem. Meral ayağa kalktı. Haydi dedi. Ben mani olmayayım. Dedikodunuzu yapın. Kollarını iki yana açarak savruk bir adayla salondan çıktı. Ferhat arkasından koştu ve onu odasında yakaladı. Kapıyı kilitleyip anahtarı cebine attıktan sonra onun karş karşısına oturdu. Meral titriyordu. Yüzü bembeyazdı. Ferhat ona doğru yürüdü ve yüzünü bir derece sonra burun buruna gelecek kadar onun yüzüne yaklaştırdı. Sen bana baksana dedi. Bir daha o Ferihan'ın, Zerrin'in ve Fil Nuri'nin yüzünü görürsen senin suratını dağıtırım. Yumruğunu kız kardeşinin çenesine doğru uzatarak tekrarladı. Suratını dağıtırım. Paris'te beş tane estetik ameliyat da yaptırsalar seni ömrünün sonuna kadar çirkin ve maskara dolaşmaktan kurtaramazlar. Meral geri çekildi ve sesini çıkarmadı. Yere bakıyordu. Gözlerini korkunun ayarladığı ağır bir hareket ritmi içinde abisine doğru kaldırarak çaresiz bir sesle ''Fil Nuri'yi sen bana tanıttın.'' dedi. Ferhat bağırdı. ''Sus hayvan. Her şeyi biliyorum. Bir kelime daha söylersen şimdi senin suratını tanınmaz hale getiririm. Sana seni kurtarmak için emrediyorum. Diz kapaklarına kadar bataklığın içindesin. Yalnız senin değil. Kendi haysiyetimi kurtarmak için de elimden bir kaza çıkabilir. Aklını başına topla.'' Samim'le de konuşmayacaksın. Hiçbir erkekle. Cezmi ile evleneceksin. Aşıfteliği bırak. Cilve yapma. Kararını ver. Çocuk hazır. Yutacak. Saftır. Meral yine önüne bakıyordu. Abisi devam etti. Samim'le konuşmayı isterdim. Onun senin üzerinde iyi tesirleri var. Yoksa sen çoktan sinema kızı, Beyoğlu kızı, sokak kızı olacaktın. Fakat herifle benim aramda, benimle Selim'in arasında entregalar çeviriyorsun. Düşman ettim ben ona. Çevirdiğin dolapların hepsini biliyorum. Sen melek gibi görünüyorsun. Fakat onu da uzun zaman aldatamazsın. Ben oyunlardan ne kazandığını düşünsene. Ahmak. Kapı vuruldu. Ferhat seslendi. Kim o? Besleme dışarıdan cevap verdi. Küçük hanımı telefondan istiyorlar. Ferhat anahtarı cebinden çıkardı ve odanın ortasına attı. Meral telefonda Selmi'nin sesini duydu. Şekerim bugün onunla buluşacak mısın? Gelemeyecek. Meral her şeyi anladı. Peki dedi. Nasılsın sen? İyiyim Mersi. Telefonu kapadı. Gazete okuyan babasına baktı. Onun yalnız belinden aşağısı görünüyordu. Eksiltme ilanlara dalmıştı. Meral korku içinde odasına gitti. Ferha Ferhat yoktu. Kapıyı kapadı ve kilitledi. Odasının ortasında gevşek, bir gevşek ve şaşkınca durdu. Beyni karıncalanıyordu. Hiçbir şey düşünemiyor. Hayalet gibi ağır ağır yürüyüp yatağının kenarına oturdu. Bir sigara yaktı. Ne kazandığımı düşünmeliymişim. Ben tüccar mıyım? Ne kazanacağım? Yaşamak için yaşıyorum. Fakat pek sayılı ve çok bulanık birkaç zevk anı. onun içinde utançlar, vicdan azapları, ömre sürecek lekelemeler, herkese söylediğim yalanların kirlilik hissi ve birçok böyle iç kasılmaları var. İşte böyle birkaç zevk anı müstesna. Mesut muyum ben? Gözlerini yumdu. Kendinden iğreniyordu. Kendimden iğreniyorum. Niçin böyleyim? Böyle olmak elimde mi? Samim, Gelmeyecek. Bir daha buluşmak istemez benimle. İstemez mi? Benim ne mu? Niçin vardı hayatımda? Şimdi bir daha gözümün önüne geliyor samim. Şimdi çok iyi hisseder gibi oluyorum. O benim yükselişim. Ben onda, onunla büyüdüğümü ve temizlendiğimi hissediyorum. Onsuz bana bir hiçlik geliyor. Onsuz bir sıfırım ben. Bir gün ona söyledim de, sen beni bırakırsan kötü kadın olurum ben. Yani daha kötü. Fakat bu daha iyi söyleyemezdim. Kötü müyüm ben? kötü, kötü kadın. Ne sert ve derin kelime. Ben kötü müyüm? Nefret ediyorum kendimden. Demek bende hala nefret edebilen temiz bir taraf kalmış. Samime hep o tarafımla görünüyor ve kendimi sevdiriyordum. Fakat şimdi öteki tarafımı görmeye başladı. Besim Bey'e rastlamamız da fena oldu dün akşam. Fakat Samim benim Feriha'ya e gittiğimi nereden öğrendi? Babamdan başka kimse bilmiyordu. Telefon Metton'a kabil değil. Hissetti belki. Ne adam. Korkuyorum onun zekasından. Tanıdığım erkekler arasında aldatılması en zor olanı. Müthiştir. Zerrin şekerim tanımadın sen onu. Meral dizlerini birbirine sürttü. Baldırlarına karıncalanmaya benzer bir his vardı. Ayağa kalktı ve hatırladı. Sen diz kapaklarına kadar bataklık içindesin. Ah bu Ferhat. Ferhat ne duydu acaba? Fil nurunun gevezeliği mi? Zerrin mi? Bu sefer de yine beynim karıncalanıyor. Yaklaşan bir felaket hissi içindeyim. Ferhat'ı yumuşatmak lazım. Gevşer o da. Ne kadar benziyor erkekler bazı noktalarda birbirlerine. Öfkelendiler mi kaçmalı yahut susmalı. İşte onların müsamahalı bazı anları var. Her şeyi görmemezlikten geliyorlar. Yahut sahiden görmüyor. Çocuk gibi aldanıyorlar. Samimim bile var böyle anları. Samim ki aman Allah'ım şüphe canavarı. Haksız mı? Fakat Meral Hanım uf nefret ediyorum kendimden. Kapı yine vuruluyordu. Meral gidip açtı. Babası. Yüzü sararmış. Sendeleyerek içeri girdi. Ve bir koltuğa çöktü. Tüneldeki bakteriyodun adı neydi? Ona telefon et. Hemen gelsin. Kan alsın. Bak herifin adını bile unuttum. İyi değilim ben. Meral yatacağım. Başım dönüyor çok. Hiç bu kadar olmadıydı. Başını bir avucunun içine aldı. Sustu. Oda kapısına doğru giden kızının ayak seslerini duyunca başını kaldırdı. Meral dedi gel buraya. Ve karşısındaki sandalyeyi gösterdi. Otur şuraya. Dinle beni. Fenayım ben. Görüyorsun. Yüzüm sapsarı değil mi? Hayır o kadar değil. Sarı sarı. Fenayım ben. Dinle. Bugünlerde evin içinde münakaşa ırgır istemem. Ferhat'a söyleyin baba. Nail Bey umulmadık bir şiddet daykırdı. Dinle. Peki baba. Dinliyorum. Bundan sonra Feriha'ya falan gitmek yok. Telefon edersin. Şakir Bey isterse İstanbul'a gelir. Görüşürüz. Ben kız ihracatçısı değilim. Sipariş üzerine buradan Paris'e mal yollamıyorum. Sen de biraz kendini devşir. O zerrin aşüftesiyle falan da konuşma. Adın çıkarsa bütün hayatın zehirlenir. Annen göz önüne gelir. Benim bir ayağım çukurda. Bak fenayım. Üremin merhameti yok. 3-5 günde alır götürür veren insana. Bu dünyaya kötü örneklerine bakıp da bu dünya böyle işte. Yalnız ben miyim deme. Ben yaşamış bir adamım. Mutasıp da değilim. Ahlak kaidelerini evvel senin saadetinden önce düşünürüm. Fakat bilesin ki İnsanın içi rahat olmazsa hayatının zevki yoktur. 3-5 dakikalık geçici keyif günlerce fitil fitil burnundan gelir insanın. Bunları vasiyetim gibi dinle. Vasiyet, nasihat değil. 3-5 kuruşumuz var. Ben ölürsem hepsi kül olur gider. Erkeklere filan güvenme. Güzelce bir kızsın sen. Sonun fena olur. Gözüm açık gitmeyeyim. Bana söz ver. Kendini toparlayacaksın. Meral alçak sesse peki baba veriyorum dedi. Şimdi git. Bakteriyologa. Telefon et. Hemen gelsin. Ben odama gidip yatıyorum. Meral telefona gitti. Durdu. Bir an düşündü. Rehbere doğru giden elini çekti ve numaraları çevirdi. Alo Nuri Bey. Hasan sen Nuri? Ben Meral. Fenayım bugün çok. Saat 3.30'da Galatasaray Postanesi'nde buluşabilir miyiz? Sinemaya falan gideriz. Anlatırım. Babam da çok hasta. Daha bir sürü biçimsizlikler. Anlatırım. Evet 3.30'da. Telefonu kapadı. Yira bir an düşündü. Sonra rehberde bakteriyoloğun numarasını aradı. Besim düşündü. Mevzu ağabeyisi için bu kadar ciddi olmasaydı şöyle diyecekti. Ben bugün gardırobumun önünde kostüm seçmek için tereddüt ederken baktım ki bir tek siyah elbisem bile yok. Hatta smokinim ve jaket atayım bile. Sevmem bilirsin. Siyah benim için resmiyetin, ciddiyetin, suniliğin, kasvetin, matemin, karanlığın rengidir. Sevmem. Resmiyeti ve ciddiyeti de sevmem. Yalnız bunu söylerken ciddiyim. Çünkü senin havanın içindeyim. Varım yoğum istihzadır. Demiş kimse o. Benim için de öyle. Senin için hiç görünmeyen bir istihza vardır. Bilirim. İşte ben onunla kardeşim. Meral meselesini kurcalama. Bu senin... Samim iki kelimeyle onun düşüncesini kesti. Susma. Söyle. Besim artık düşünmeden cevap verdi. Hemen kanunlaştırma. Bak ben sana sahneyi anlatayım. Teferruata da sen mana ver. Beni affet. Çünkü dünyanın iki buçuk milyar nüfusundan yalnız bir tek sen, bir tek insan üzerinde ısrarın monomanilerinden başka adı var mı? Ben bunu anlamam. Senden bir şey gizlemek için lakırtıyı karıştırıyorum zannetme. Bak işte şöyle oldu. Namık'la salonda oturuyoruz. Onlar karşıki masalardan birinde. Arada pist var. Uzaktan şöyle bir selamlaştık. Namık bana kim olduklarını sordu. Bizim Selmi'nin mektep arkadaşı olduklarını söyledim. Ferih'a da öyle mektepli kız hali yoktu. Epeyce şıktı. Kendisine çok baktırıyordu. Fakat Namık'ın gözleri herhaldeydi. Tuhaf dedi. "Benim bu kızı gözlerim ısırıyor." Ben dedim ki, "Eğer güzellerin vücutlarında göz ısırıkları iz bıraksaydı bütün yüzleri, boyunları, bacakları, ayakları çürük içinde kalırdı." Namık bir şeyler biliyormuş gibi başını salladı. "Öyle değil. Öyle değil." dedi. Ve işte şu biçim konuşmaya başladık. Aşağı yukarı şöyle ben dedim ki onu yalnız gözlerini ısırıyorsa başka bir ısırma hatıran yoksa mesele yok. Benim yok dedi. Fakat bizim Nuri ile gördüm onu. Şimdi hatırlıyorum. Daha başka şeyler de var. Neyse şimdi çıkaramıyorum. Zihnini yorma dedim. Fazla takıldın. Eh hoşuma gidiyor biraz. Vazgeç dedim. Sırası değişin de. Doğru. Burada konuşursam bir sene yorar. 3000 liraya mal olur. Yerinde 50 kağıda tamamdır. Muhakkak ki onlar da bizden bahsediyorlardı. Ferihan'ın o oynak gözleri ikide bir bize takılıyordu. Seninki de bana tuhaf tuhaf bakıyordu abi. Hani bak ne gibi. Sen gibi anlatamam ki. Bir kere ne pahasına olursa olsun beni kazanmaya çalışan bir bakış. Tabi ona rastladığımı senden saklamamı istiyor. Belli bir şey bu ama. Vallahi bak açık söyleyeyim. içime doğan hissi söyleyeyim. Fettanca bir bakış. Hani bu sırrı saklarsan beni mükafatlandırmaya hazırmış gibi gizli bir gülüşü de vardı. Çünkü yanlış mı anlıyorum bilmem. Onun bütün iç yüzü dudaklarının etrafında. O böyle bir tuhaf, açık ve kapalı bir ağız. Anlatamadım. Bilhassa şuraları yok mu? Dudaklarının ucu. İşte oralarda iki görünmez çukur var. Gayya kuyusu gibi bir şey onlar. Çünkü bilir bu mahluklar ki gözler tehlikelidir. Sırların oradan sızmamasına çok dikkat ederler. Fakat eter gibi uçucu bir şeydir sır. Kaçacak yer arar. İşte onun da dudaklarının ucunu bulmuş. Sen tabi alasını bilirsin bunların. Neyse, hikayeye gelelim. Namık Meral'e kancayı taktı. Benden fazla içmişti. Tutturdu, şunlarla dans edelim diye. Ben de Meral'in o bakışını merak ettim doğrusu. Namık'ın imaları, o bakış filan sana havadis getirmek de istiyordum. Besim bir ayağa kalktı ve onun hareketsiz dinleyen ve doğru gevşek bir adım attı. Vallahi abi, sana açık söyleyeyim bak. Yakıştırmıyorum. Saçma bir şey bu. Platonik bir aşk bana aç bir adamın önündeki piliş kızartmasına şiir söyleyip açlıkta ısrar etmesine benziyor. Al yahu kendi payını tabağına ve afiyetle ye. Başkaları da yerler. Sen ne yemek ne yedirmek istiyorsun. Soğuyor be piliç. Kadını başka türlü anlayamıyorum. Ne konuşulur bu mahluklarla prens hazretleri? Bir şey öğrenmek ve başkalarına satmak için ağzının içine bakarlar. Başkalarından öğrendiklerini de sana satarlar. Bütün dünya tarihinde orijinal bir fikir söylemiş tek kadın tanıyor musun? Alman romantizmi olmasaydı Madame de Steyl olmazdı. Misalleri sen daha iyi bilirsin. Anima ve Animus hikayesi. Samim bir, sabır, samim bir sabırsızlık hareketi yaptı. Sen onu bırak da kendi hikayene devam et dedi. Ha neredeyim? Bak galiba hikayenin ötesinde küçük bir günah korkusu duyuyorum da lafı değiştiriyor ve uzatıyorum. Evet bu günahı işledik. Namık Meral'i ben de Feriha'yı dansa kaldırdık. Nazlanmadı seninki. Hem korkak hem cüretkar. Tezatların maskarası o kız. Yücemme. Fakat iyi söyledim değil mi? Sen benden ciddi ve açık olmamı istedin. Vebali boynuna. Feriha Yaman. Bir sam boyunadı ki sorma. Bazı masalardan arkışlar geldi. Dedim ya. O kızın da varı yoğu belinde. Bütün zekası, ruhu, enerjisi oraya dolmuş. Nusret'i nasıl çıldırttığını anladım. Neyse. Feriha da ayrı hikaye. Danstan sonra masamıza geldiler. Feriha Paris anlattı. Meral artık neşesizdi. Susuyordu. Fakat Namık ondan bir randevu koparmış gibi pek keyifliydi. Bizi pavyona davet etti. Meral istemiyordu. Namık çok yalvardı. Nihayet kabul ettirdi. Merdivende Meral'in yanına sokuldu. Çok rica ederim dedi. Bu gece aramızda kalsın olmaz mı? İşte o zaman sinirlendim abi. Seni düşünerek ve cevap vermedim. Pavyonda oturduğumuz zaman Meral benim halimden anladı. Ve bir daha Namık'la dans etmedi. Ben bir biçime getirip dedim ki kadınlar deve kuşuna benzerler. Sakladıkları şey kumların içine soktukları başlarıdır. Her tarafları meydanda kalır. Ben adeta orada senin fikirlerinin misyoneriydim. Kendimi senin yerine koyup şöyle bir hikmet yumurtladım. İnsan ya geleneklere karşı koyup açık ve cesur yaşamalı yahut da inandığı bazı kıymetler varsa onlar için fedakarlık yapmalı. En çirkin şey ikisine birden sahip çıkan murailiktir. Tabii bu lakırdıları Meral'den başka anlayan yoktu. Kızın büsbütün neşesi kaçtı. Senden korktuğunu hissediyordum. Bu da bir şeydir. Henüz kız da hiç her şeyin yıkılmadığını gösterir. Fakat abi neyse o senin bileceğin iş. Hikayenin sonu şöyle. Ferhe otelde kaldı tabii. Namık Meral'i evine yalnız kendisi götürmek istedi. Kız kabul etmedi. Beni de istedi. Götürüp köşe başına bıraktık. Yalnız kalınca Namık'a sordum. Ne haber? Ta kendisi dedi. Yani Hadi Fazla sorma. Israr ettim söylemedi. Fakat benim midem bulandı. İşte hepsi bu. Belki ayık zamanında namıktan her şeyi öğreniriz. Fakat abi içime doğan hissi söyleyeyim. Sen bir hayalin üstünde uçuyorsun. Bu kadar söylerim. Eğer bir de küçük lafız itibariyle küçük fikir ilave etmeme izin verirsen mütalaam şudur. Kes. Samim bütün vücudumda yalnız göz kapaklarının ağır hareketiyle cevap verdi. Kestim. Besim iki elini de yukarıya kaldırarak bağırdı. Bravo. Çünkü bak ufak teferruat bunlar. Fakat sen her birinin yüksek fiyakasını bilirsin. Bu kızın bütün erkeklere bakışını beğenmedim. Evvela çok tanıdığı var. Sonra herkese tanışma arzusu var. Adeta herkese bir göz aşinalığı tesisine çalışıyor. Bu müşahedeyi de hayretsiz karşılayan Samim kederli bir sesle mırıldandı. Tıpkı anası. Besim sandalyesini ona doğru çekerek sordu. Ha, Öğrenmek isteyip de bir türlü sana soramadığım nokta. Senin neciyle yine münasebetin. Samim kardeşini dinlememiş gibi devam etti. Anası da böyleydi. İyi dikkat etmişsin. Vaktiyle bunun tahlili beni çok yormuştur. Derinleşmeyelim. Çeyrek asrı ayağa kaldırma. Peki. Bir merak ettiğim şey de bu Meral senin hayatına nasıl girebildi böyle? Basit bir tesadüf. Ben onu doğduğu günden beri tanırım. Fakat 10 yaşından sonra onu 5 defa ya görmüş ya görmemişimdir. Şimdi sana onun nasıl bir sır bulut içinde dünyaya geldiğini anlatacak değilim. Necile o zaman Nail Bey'den boşanmamıştı. Ama ayrı yaşıyordu. Hep o Arnavut köyündeki evinde. Benden 3 yaş büyüktür. Besim hayretle dikildi. Meral babasıyla annesinin ayrı yaşadıkları zamanda mı doğdu? Evet. Fakat karı koca arasında seyrek temaslar vardı. Kaçan bir hakikati yakalamak istiyormuş gibi iki elini birden uzatan Besim sordu. Pardon o zaman Necile senin metresin değil miydi? Samim dişlerini birbirine ayırmayarak cevap verdi. Evet. Peki Meral'in Nail Bey'in kızı olduğu nereden çıkıyor? Bu noktada hiçbir şüphen yok mu? Samim bir sigara yaktı. Sualin cesaretini hoş görmekte tereddüt ediyordu. Bütün hayatında Necile'den başka hiç kimse olmadığı bu bahiste ilk defa söz söyleyecekti. Fakat düşünmeden razı oldu. Bu çok ihtiyarlamış bir şüphedir dedi. Doğum hapları karışıktır. Fakat Necile Meral'in Nail Bey'den olduğunu emindir. Bunu bir ana kadar hiç kimse bilemez değil mi? Besim'in cevap vermesini beklemeden devam etti. Beden ve huy olarak Meral, Nail Bey'de de bana benzemez. İki bakımdan da anasıdır. Kan realitesinin meçhul olduğunu farz ederim. Kızın anası Nail Bey'i gösterir. Cemiyet de bunu böyle kayıt ve kabul etmiştir. Meral'i yetiştiren Nail Bey'dir. Şimdiye kadar aksine hiçbir şüphe ve iddia olmamıştır. Meral, benim annesiyle alakamın derecesini de bilmez. Nail Bey ketum bir adamdır. Birdenbire heyecana dönüşen, heyecana düşen besim ayağa kalktı. Fakat sen Meral'e karşı duyduğun hislere gizliden gizliye kan mırıltıları karışıp karışmadığını düşünmüşsündür. Samim de ayağa kalktı ve gülümsedi. Hayır dedi. Böyle bir mırıltı duymadım. İki kardeş bakıştılar. Besim, ağabeysine ait zaafların peşinde olmaktan gelen bir gururla ellerini pantolonun cebine koyarak sordu. Peki başladın devam edelim. Bir, bakış, bir basit bir tesadüf dedin. Meral senin hayatına nasıl girdi? Sonradan tabii. Samim kardeşinin bu üstün tavrını hükümsüz bırakan bir kayıtsızlıkla cevap verdi. Basit. Evet. Bu ilkbahar Markiz'de oturuyordum. Dalgındım. Genç bir kız ayakta bana bakıyormuş. Farkında olmadım. Yaklaştı. Gözünde renkli gözlük vardı. Yüzüne dikkatle bakmadığım için tanıyamadım. Gözlüğünü çıkardı, baktım. O yanıma geldi. Rica ettim, oturdu. Biraz konuştuk. Elhemra sinemasında çok sevdiği bir artistin güzel filmini seyretmiş. Onu anlattı. Artist güzel bir adam değilmiş. Arkadaşları beğenmezlermiş. Fakat o beğenirmiş çünkü manalı bir tip. Samim gülümseyerek devam etti. Sen bizim yaşımıza gelen erkeklerde kadınların manadan başka bir şey methetmediklerini bilirsin. Meral de o artistin bana çok benzediğini söyledi. Hatta biraz evvel içeriye girip de beni görünce aradaki benzeyişe çok şaşmış. Tesirli bir kompliman değil mi? Besim artık ciddiyetten yorulmuş gibi silkinerek birinci ve kısa bir kahkahasını attı. Eh evet dedi, seni avlayabildiğine göre herhalde bugün hangi erkek Hazreti Yusuf'tan ziyade Louis Jordan'a benzemeyi tercih etmez. Hatta Laurel'e veya Hardy'e benzemeyi bile. Neyse, böyle birkaç kompliman daha ve karşımda otururken salona girenleri daha iyi görmek bahanesiyle gelip yanıma oturdu ve beni ten teninin manyetik ağı içine aldı. Hadise olarak başlangıç bu. Besim bir sigara yaktı. His olarak o gün ne duyduğunu sormam. On cilt kitap yazmalısın ki anlayayım. Fakat onun sana bu gelişindeki maksadı düşünmedin mi? Samim basitliğe güldü. Bundan sonra düşünürüm. Hatırlattığın için sana teşekkür ederim. Besim anladı. Canım dedi. Abi şüphesiz kusura bakma. Ben bunları yaşayarak değil tahminle biliyorum. Şüphesiz bu en basit nokta. Fakat merak ediyorum. Önüne bakan Samim uzun bir sessizlikten sonra... O kadar basit değil. Hala meçhul benim için. İki ihtimal görüyorum. Birincisi demin sana Meral'de gördüğünü söylediğin karakter işaretiyle alakalı. Öteki de başka bir sebebe bağlı. Yani eğer Meral'de istisnasız her erkeğe karşı afinitesinden doğan bir yaklaşma ihtiyacı varsa başka bir sebep aramaya lüzum kalmaz. Yoksa kendi izahı çünkü ben bunu ona sordum. Doğrudur. Sever gibi olduğu bir genç tarafından terk edilmiş ve bende tesellisini aramış. Kim o genç? Tanımadım. Gözleri dolan resim. Gözleri dolan besim şahsiyetinde geçici bir değişme istidadı peyda olmuş gibi derin bir hayret içinde ne tuhaf dedi. Sen benim abim olmasaydın bütün bunları pirinç tanesinin üzerine ayet yazan incelik tiryakisinin lüzumsuz marifeti sayardım. Fakat seninle beraber yaşar gibi oldum. Bunları anladım ki buralardan bazı hikayeler de çıkabilir. Hoş bir şey. Bir çerkez tavuğu kadar lezzetli de olabilir bu. Çerkez tavuğu diyorum. Çünkü Asibe'den biraz evvel müjdesini aldım. Akşama var. Bir müddet sustular. Besim sordu. Demek kestin. Evet. Niçin? Samim ona bir boğaz manzarası ve ruj teferruatından Meral'in park otelde olduğuna nasıl intikal ettiğini anlattı. Hikayeyi hayretle dinleyen Besim bir kahkaha daha attı. Ben senin yerinde olsaydım vaktiyle dünyaya bir av köpeği olarak geldiğimden şüphe ederdim. Müthiş adamsın ağabey. Fakat bana öyle geliyor ki Kadın bile senin araştırma zevkinin bir vasıtasından başka bir şey değil. Hayır, ben her kadında bu kadar adi cinsten bir tecessüs duymadım. Telefon çaldı. İki kardeş de alete baktılar. Samim Besim'e dedi ki, bakıver kuzum, beni arıyorlarsa idare et. Telefonda merak soruyordu. Samim Bey odada mı? Kimsiniz siz? Besim cevap verdi. Hürmetkarınız Besim, ağabeyim hakkındaki mütalem şudur. Yaşlanıp da hatıralarınızı yazmaya karar vermeden evvel onu düşünmenizi doğru bulmuyorum. Evde yok mu? Cevabımı tekrar ederim. Lütfen ona söyler misiniz? Kendisini mutlaka görmek istiyorum. Hay hay. Bir de size dün geceki ricamı tekrar etmek isterim. Estağfurullah. Fakat hatırlamak lütfunda bulunur musunuz? Siz ki şüphesiz güzel bir kuşsunuz. Fakat dün gece de söyledim. Belki hatırlarsınız. Deve kuşuna benzemekte ısrar etmemelisiniz. Bu dünyada en bahtiyar ve zeki kadınlar kimlerdir bilir misiniz? Hiç sırrı olmayanlardır. Besim telefonu kapadı ve Samme döndü. Nasıl diye sordu. Selmin içeriye giriyordu. Durdu. İki dayısına da baktı. Bir şey söylemek istediği hissediliyordu. Büyük dayısı anladı ve ona sordu. Nen var senin? Size bir şey söylemek istiyorum. Peki odama çıkarım. Samim e önden yürüdü ve Selmin onu takip etti. Saatine bakan besimden mırıldandı. Çerkez tavuğuna daha bir saat var. Ben de istasyona kadar gidip geleyim. Samim odasında bir koltuğa uzanıp sigarasını yaktığı zaman ayakta duran ve arkasını yazıhaneye dayayan Selmin'e dikkatle baktıktan sonra anlıyorum dedi Ferhat meselesi. Kız gülümsedi. Evet çok Burhan içindeyim. Dün gece yine uyuyamadım. Samim hafifçe başını salladı ve Selmin devam etti. Onu ya unutmak istiyorum tamamıyla veya intikam almak istiyorum. Çünkü dün Süheyla ile buluştuklarını biliyorum. Tahammülüm kalmadı artık. Emin olunuz ki dayı, bakınız. Ben Süheyla'ya hiç kızmıyorum. Acıyorum hatta ona. Çünkü aldanıyor. Fakat bazı anılarım var ki Ferhat'ı boğacağım geliyor. Emin olunuz ki aşk değil bu. Gurur da değil. Adilikten nefretim benim. Dayısına doğru yürüdü ve karşısındaki sandalyeye oturdu. Bu dünyada hiç temiz bir his kalmasın mı? Ben kendimden de utanıyorum. Anneme yaptığım oyun çirkindi. Manasızdı. Birkaç günden beri çok değiştim ben. Sizin büyük tesirleriniz oldu. Daha evvel besim dayımı aklı bulurdum. Anladım ki şimdi onunkisi dünyaya kedi veya kuş gözleriyle bakmak. Artık his entrikalarından iğreniyorum. Zaten sevmezdim dayı. Mesela ben Ferhat'a hiç yalan söylemedim. Flört bakımından kredisi olmayan bir kız değilim. İstesem 4-5 gençle birden fingir Fakat bakınız sözleri bile ne kadar çirkin bu şeyleri. İstemedim, istemiyorum. Ferhat da ısrarım niçin biliyor musunuz? Bu beni çok düşündürmüştür. Ferhat gibi basit bir tip. Nedir? Erkek olarak mı beni meşgul etmiştir? O kadar. Çünkü anlaşılmaz bir şey. Bilhassa bunu konuşmak istiyorum sizinle. Ben Ferhat'ı sevmiyorum. Bunun kendine karşı bir ispatı var. Çünkü ben Ferhat'ı görmek istemiyorum. Evet onunla buluşacağımız gün bir sıkıntı basıyor içime. Böyle sevgi olur mu? Onun bende hiçbir estetik imajı yok. İnanınız bana. Zaaflarımı sizden gizlemem. Mesela bakınız. Itiraf ederim ki her gün her saat onu düşünüyorum. Bu bir alakadır değil mi? Ne mana verirsiniz buna? Ben anlamıyorum. Düşünürken fikirlerim karışıyor. Onu hem görmek istiyorum hem de düşünüyorum. Ne demektir bu? Adı nedir bu alakanın? Fakat aşk değil bence. Bu muhakkak. Selmin gülümsemeye başlayan dayısının yüzüne dikkatle baktı ve bekledi. Fakat Samim başını hafif hafif sallıyor ve bir şey söylemiyordu. Selmin devam etti. Onu unutmak veya da ondan intikam almak. Birincisi nasıl olur bilmiyorum. Fakat intikam almakta kolay. Ben Ferhat'ın herkesten gizlediği birçok çirkinliklerini bilirim. Çok çirkin şeyler dayı. Bunları ben aradım ve buldum. Bazılarını bildiğimi o da bilmez. Vesikaları da var bende. Rezil edebilirim onu. Sonra inanınız öldürebilirim de onu. Siz ne derseniz deyiniz. Bende Arnavut kanı var. Samim uzamasını istemediği için hemen zapt ettiği tek boğumlu bir kahkahadan sonra dedi ki O kan sence o kadar kıymetliyse ziyan etme. Kanlı kavgalara lüzum yok. His münasebetlerinde halkla bizim aramızdaki fark budur. Halk sevginin veya alakanın objesini ortadan kaldırmakla her şeyi kestirme halledeceğini sanır. Fakat sevgi öldürür. Biz meselenin dışarıda değil, içimizde halledilebileceğini daha çok anlarız. Çünkü dava yalnız sevgiliyle kendimiz arasında değil, hatta senin meselende olduğu gibi hiç değil. Asıl dava kendimizle kendimiz arasındadır. Sevgiliyi dışarıda öldürmek neye yarar? İçimizde yaşadığı müddetçe biz sadece bir şeklin katili olmakla kalırız. Onu içimizde öldürebilmeliyiz. Unutmak budur. Tereddüdün lüzumsuz. Rezil etmek veya öldürmek yani manen veya maddeten öldürmek verdiği zafer gururu ne olursa olsun meseleyi halletmez. Fakat benim sevgilim değil Ferhat. İsim veya sıfat münakaşasını bırakalım. Ne olursa olsun her gün düşündüğün insandır. Ve bu obsesyon İtiraf et ki ızdırap kadar zevk de veriyor. Bak işte burada sevgilinin maddi prezansı vücudunu lüzumsuz bırakan garip bir alaka önündeyiz. Onu görmek istemiyorsun. Çünkü sana lazım olan şey onun kendisi değil. Aranızda esaslı bir cinsel temas yok. Olduğu kadarı da eğer varsa aslı mesele senin için mücadeledir. Fakat kiminle? Düşman bir hayal vardır. Adı Ferhat'tır. Onu yenmek istiyorsun. Silahın kin ve nefrettir. Bunları besleyecek unsurları kudurmuş bir tecessüsle arıyorsun. Çirkinlik arıyor ve buluyorsun. Vaktiyle de bir kere daha söylemiştim sana galiba değil mi? Bu bir aşk mücadelesi değil, mücadele aşkıdır. Gayesini kendi kendine bulur. Ferhat veya bir başkası bu gayeyi konkre hale getirmekten fazla rolü ve değer olmayan sembolik bir unsurdur. Onun kendisine değil hayaline ihtiyacın var. Buluşmak istemiyorsun onunla. Yahut da bunu arz ettiğin zaman sadece zihin planında hücum ettiğin hayalin konkre muhtevasıyla karşılaşmak ve onu kendi maddesi içinde hırpalamak istiyorsun. Çok doğru. Çünkü buluştukça hep kavga diyoruz. Hakikatte bu senin kendi kendinle kavgandır. Ucu ne kadar uzaklara gider bu mücadelenin bilir misiniz? Anlattığım kadar basit değil. Fakat şimdi seni güç kavrayabileceğin metafizik meselelerine koşturup yormak istemem. Onu geçelim. Ferhat'ı sevmediğin halde ona bu kadar şiddetle alaka duyman, hakikatte onu sevmek ihtimaline karşı yaptığın mücadelenin sevmek öncesi diyebileceğimiz bir hal içinde bir mücadele aşkının bahanesi olmaktadır. Yani Ferhat'ı sevebilseydin bu mücadele aşkı derhal sona erecekti. Sana kolay bir formül vermek için diyebilirim ki aşk iki kin arasında kaybolan bir mütarekedir. Mütahare Fakat aşk hayranlıkla başlamıyor mu? başlangıçta kin yok. Hayranlık mağlup olmuş bir kıskançlıktır. Yani kıskançlık gıptaya, gıpta hayranlığa yerini verir. Dibinde kim vardır? Gitgide hayranlığın zafı uğradığı anlarda bu kin ortaya çıkar. Selmi'nin yüzü gevşedi. Çizgilerinde bir anlama ferahlığı vardı. Mırıldandı. Evet, sahi. Dayısına doğru eğilerek sordu. Peki öyleyse dayıcığım, ne yapmalıyım? Onu tam unutmak için. Çünkü söyledim. Utanıyorum kendimden. Ferhat da sevişir olmak beni küçültüyor. Samim başını arkaya doğru salladı. O kadar değil. O kadar olsaydı çar çabuk nefret ederdim. Ondan ve mücadeleye lüzum görmezdim. Ferhat'ı hem beğeniyorsun hem beğenmiyorsun. Sana da bu lazım. Mücadeleyi bu tereddüt besliyor. Unutmaya gelince Selmin'ciğim. Samim iki içimi çekti. Sonra gülümsedi. Kaba bir şey söyleyecekti. Kelin merhem olsaydı. Sonra şöyle dedi. Selmin'ciğim unutmak için en iyi çare unutmaya çalışmak değil çalışmamaktır. Fakat onu görmemeni tavsiye ederim. Maddesiyle alakanı kestikten sonra onu ne kadar çok düşünürsen o kadar çabuk unutursun. El verir ki unutma arzun samimi olsun. Bunda emin misin? Samim kendi kendine sordu. Meral için ben emin miyim? Bakıştılar. Sual havada kaldı. Koşuyordu. Cadde kalabalık olduğu için arka sokaklara sapmış ve yolu uzatmıştı. Saat 9'u geçiyordu. Çoktan sofraya oturmuşlardır. Bir fırtına kopacağı muhakkak Babasının hasta olduğu bir günde sinemadan geldiğini itiraf edemez. Filmi yalnız başına seyrettiğine Ferhat'a inandırmak da zor. Babasına da. Her zaman ona zengin yalan ilhamları veren alkol şimdi Nuhayyeles'ini kurutmuştu. Fena bir şarap mıydı? İstediği gibi tatlı fakat buruk. Ayaküstü ve acele içmişlerdi. Nuri'nin münasebetsiz ısrarı lüzum yoktu hiç. Avundun mu sanki? Altı buçukta sinemadan çıkar çıkmaz eve dönmeliyim. Aman o da. O pis divan her türlü emniyet tedbirlerine rağmen korkusu insanın içine çöken o gizlilik. Dört duvar arasında herkesin beni seyrettiği vehminden bir türlü kurtulamıyorum. İlla ki ışığı da yakacak. Bütün erkekler böyle midir? Kendimden iğreniyorum. Vücudumun her tarafı yapış yapış gibi. Hele o ay fena oluyorum. Birisi beni öldürse dünya düzelir gibi geliyor bana. Durdu. Nefesi tıkanır gibi olmuştu. Yanından geçen bir taksiye baktı. Boş olsaydı atlayacaktı. Yürüdü. Kalbi çarpıyordu. Bilhassa diz kapaklarından yukarıya doğru koyulaşan o yapışık his ne kadar da dikkatle yıkanmıştı. Azalacağı yerde artıyordu. İyi kurulanamamış mıydı? Hayır. Bu bir günah sansasyonu. İlk gün daha çok hissetmişti bunu. Fakat zaman hadisenin yeniliği bir de böyle eve geç kalmış olmak korkusu yoktu. Ay çok fena, çok fena. Ne kadar kirli hissediyorum kendime. Şimdi bir banyo yapamam. Evdeki fırtınayı savmalı. Hem faydası yok hiç. Hafızamı koparıp çıkarmalılar ki temiz istediğim kendimi. Yine koşmaya başladı. İkide bir sendeliyordu. Ferhat onu sıkıştırırsa halinden birçok şeyler anlayabilirdi. Hele bir ağzını koklarsa felaket olacaktı. Bilmiyor mu? Hissetmiyor mu? Nedir onun da son zamanlardaki hiddeti, şiddeti? Zaten ortada herkes her şeyi biliyormuş gibi bir havadar. Hele Samim aman bayılacağım şimdi. Apartmanın merdivenleri çıkarken kalbi o kadar çarpıyordu ki durdu ve arkasını duvara dayadı. Sonra bir hamlede çıktı. Zile basarken başı dönüyordu. Kapı açıldı fakat Meral içeri giremedi. Hizmetçinin yüzünü bütün dikkatiyle bakıyordu. Alçak sesle sordu. Sofraya oturdular mı? Hayır dedi. Küçük bey gelmedi daha. Beyefendi de doktora gitti. O da gelmedi. Meral birdenbire içeriye girdi ve Saadet'in bu kadar büyüğüne inanmakta acele etmekten korktuğu için Emine'yi omuzlarından tutup sarsmak ona sahi mi söylüyorsun diye sormak istedi kendini tuttu. İki tarafına bakıp apartmanın sanki ebedi bir huzur vaat eden derin sessizliğini içine çektikten sonra yatak odasına koştu. Kapıyı kapadı ve kilitledi. Arkasını kapıya dayadı. Gözlerini yumdu ve derin bir nefes aldı. Ve hemen pardesüsünü, çantasını, eldivenlerini bir sandalyenin üstüne attıktan sonra baştan aşağı soyundu. Vücudunun bazı noktalarını kolonya ile ovaladı, kuruladı. Öğleyin değiştirdiği çamaşırlarını yeniden değiştirdi. Gündelik entarisini giydi. Divana uzandı ve bir sigara yaktı. Nefret sinmişti. Onu azdıran korku sinmiş. Kirlilik hissi azalıyordu. Fakat biraz evvel duyduğu kurtuluş sevinci ilk berraklığını kaybediyordu. İçinde yeni ve meçhul korkular vardı. Günün zevke ait anlarını hatırlamak istemiyordu. Kalkıp oturdu. İçinde nereden geldiğini anlayamadığı bir huzursuzluk başlamıştı birdenbire. Belki midesinden. Boğazında bir yanma var gibi. O kadar basit değil fakat Arada bir o kirlilik ve yapışkanlık hissi kuvvetle bastırıyor ve kayboluyor. Sonra bir takım serseri ve belirsiz imajlar, samim, selmin, kalabalıklar, feriha, Paris mevzularına bağlı imişler gibi birbirleriyle alakalı fakat şekilsiz bir şeyler. Ve şimdi de saçlarının dibi yanıyordu. Bir aralık nuri yular gibi çekmiş onları. Fakat ondan değil. Bu da galiba vücudun ve ruhun neresinde ve ne şekilde belirleyeceğini hala tayin edemeyen huzursuzluğun verdiği yanlış hislerden biri. İşte şimdi de oyluklarında bir kaşıntı ve yine o yapışkanlık. Bak işte geçti birdenbire. Dolaşıyor. İçini bastıran sıkıntı da azalıp çoğalıyor. Ayağa kalktı. Sebepsiz oda kapısına doğru yürürken apartman kapısının çalındığını duydu. Babası ise onu hemen karşılamalıydı. Kapıyı açtı ve baktı. Babası. Pardesini çıkarıp hizmetçiye veriyor. Meral isteksizlikle yürüdü. Fakat babası onun tarafına dönünce koştu. Doktora mı gittiniz? Beraber salona girdiler. Nail Bey hemen bir koltuğa oturdu ve soludu. Sen telefon ettikten sonra herif gelmedi dedi. Ben gittim. Buna da da unutmuş. Neyse kan aldı. Bakacak. Raporu yarın akşam alacağız. Meral babasının renksiz yüzüne bakarak sordu. Siz nasılsınız? İyi değilim. Yolda birkaç defa başım döndü. Şahin Bey'e kadar gittim. Selam var. Onun da şekeri artmış. Perhis. Benim ilacım bu. Yemek yemeyeceğim bu akşam. Şimdi yatacağım. Sen ne yaptın? Çıktın mı? Meral karışık cevap verdi. Buralardaydım. Nail Bey sözün manasızlığına dikkat etmedi ve yine sordu. Ağabeyin gelmedi mi daha? Hayır. Babasının öfkelenme istidadını başının geriye doğru bir hareketinden anlayan Meral, Ferhat'ın aleyhine çıkan bu fırsatı kaçırmak istemedi ve bekledi. Babası umurdandı. Benim hasta olduğumu biliyor. Merak eder insan. Şirkete de uğramıyor galiba. Meral hemen sokuşturdu. Evet Şevket Bey ile geçen gün telefonda öyle bir of çekti ki Nail Bey zahmetle doğrularak etrafına baktı. Galiba sigara iskemlesini arıyordu. Meral getirdi. Sigarasını da yaktı. Ferhat abim bir hoş. Sağ olsun dedi. Yan göze babasının yüzüne baktı. Nail Bey başını arkasına dayamış. Elinde sigarayı iğreti tutuyor. Gözlerini yumuyor. Sonra dünyayı görmekten iğreniyormuş gibi. Gözlerini açtığı zaman yüzünü buruşturuyordu. Sigarayı tutan elini havada salladı. Şu tablayı uzat dedi. Hiç iyi gelmiyor sigara. Miden bulandırıyor. Bu da iyi alamet değil. Sigarasını Meral'in tuttuğu tavlaya bastırdı. Bu bir sıhhat ölçüsüdür. Sigara dedi. İyi gelmedi mi bil ki iyi değildir insan. Bakalım rapordan ne çıkacak yarın. Son tahlilde kaç santigram düre? Hatırlıyor musun? Bilmem galiba bir grama yakındı. Yok canım daha nesi? O kadar da değil. Nail Bey gözlerini yumdu. Uzun uzun düşündü. Sonra birdenbire kızına bakarak sordu. Nerelerde gezer bu Ferhat? Yine Selmin'le mi? Selmin'le olsa iyi. Kiminle geziyor şimdi? Süheyla, Nezire, Leman. Kız mı ararsınız onda? Tuhaf şey. Ne iş yapar bunlar? Gezerler mi? Dans mı ederler? Bu saatlere kadar nerelerde kalırlar? Bu kızların anaları babaları yok mudur? Meral hemen arkasını döndü. Öyle bir güleceği tuttu ki sahte bir öksürükle kahkahayı zor boğabildi. Babası ısrar ediyordu. Ne yaparlar söylesene. Meral omuzlarını kaldırdı ve masumiyetin çirkin başarılı bir taklidini yaparak cevap verdi. Bilir miyim ben sinemaya falan giderler. Bu saatte sinema olur mu? Meral cevap vermedi. Kendi sesi ona çok çirkin geliyordu. Ah baba dedi içinden. Hafifçe kızardı. Bahsi değiştirmek için sordu. Demek siz yemek yemeyeceksiniz. Nail Bey doğruldu ve ayağa kalktı. Gerindi. Elini başına götürdü ve çekti. Kapıya sonra kızına baktı. Ben yatacağım hemen dedi. Biraz gazete okur ve uyurum. Başımda hala sersemlik var. Odadan çıktı. Meral yalnız başına yemek yedi. Sonra radyonun başına geçti. Bir piyano konseri aradı, bulamadı. Radyoyu kapadı yatağına uzanıp kitap okumayı düşünüyordu. Fakat kitap hayalinin önünde bir rahatsızlık durdu. Küçülme hissine benzeyen bir büzülüş, samim. Birdenbire zihninin karanlığı içinden ordu ordu çıkıveren kaideler. Kaideler de değil. Bir ayrı cinsten ne demeli ona kelimeyi bulamıyor. Böyle işte. Bambaşka valörler. Değer, değerler. Değil mi öyle? Değerler. Var gibi, yok gibi. Yok mu? Bir ahmak nizamı. Bu dünya ahlak değerleri yok mu? İyi adam, kötü kadın diyorlar tiyatroda fenalık cezasını bulursa herkes alkışlıyor. Filmlere hep iyilik, iyiliğin zaferi hoşa gidiyor. Ben bile böyle duyuyorum. Demek yaşıyor bu ahlak değerleri. Canlı canlı. Ve ben onları teptim bugün. Evvelce de çiğnedim. Demek ben kötüyüm. Hiç kimse bunu bilmese Nuri biliyor. Daha fenası ben biliyorum. Samim bilmiyor ama bilmesinden daha fena bir his var içimde. Hissediyor. Büsbütün fena bu. Kötülüğüme hudut çizemiyor ve iğreniyorum. Benden şu dakikada ve samim değil yalnız. Herkes iğreniyor. Ondan sonra mühim bir varlık iğreniyor benden. Bu varlık tuhaf, vücudu yok onun. Fakat hissediyorum ki vardır. O samimden, Nuri'den, Cezmi'den, Talat'tan, Şakir'den, babamdan, Ferhat'tan, annemden benden fazlası var. Her yerde var o. Allah mı? Değil. Ona yakın bir şey. Dur dur, ismini bulacağım gibi geliyor. Var bir ismi onun. Fa, fakat fazilet, fazilet derler değil mi? Yahut iyilik, iyi olmak, o iğreniyor benden. Ve ben bunu hissediyorum. Demek ben, bende bir şeyler kalmış ondan. Ben o kadar fena değilim. Kötü değilim. Diz kapağıma kadar batmışım. Daha doğrusu belime kadar. Kollarımı altından samim tuttu ve beni kurtarmaya çalıştı. Ne fedakarlıklar. Ne kadar çırpındı. Kurtaramadı. Az daha benimle beraber batacaktı. Ne kadar istedim onun da bana bir fenalığını görmek. Bana ihanet etmesini istedim. Hatta teşvik ettim onu. Bir gün niçin dedim çekiniyorsun. Git o kadınlara, fena kadınlara. Gitmedi. Bir tek yalan söylemedi bana. Günahlarımın her çeşidi içinde beni yalnız bıraktı. Onu içine battığım kanalizasyona bir defa bile çekemedim. Şimdi her şey ne kadar aydınlık başımın içinde. Pallak bir Ferhat içeriye girdi. Ve Meral'in karşısında babanın her zaman tercih ettiği koltuğa oturdu. Kaba sesiyle bir merhaba dedi. Ve ayağını ayağının üstüne attı. Şimdi babasına benziyordu biraz. Belki onun taze hayalini yerine aldığı için. Ayak ayak üstüne atışı tıpkı vücudunu da daraltıyor ve uzuyor. Halinde babasının isteksizliği ve gevşekliği. Yüzünde o her şeyden bıkkınlık ve kötümserlik. Canı sıkkın belli. Süheyla ile kavga ettiler galiba. İki kardeş arasında şimdi kandan daha yakın bir his akrabalığı var. Fakat bu hislerin buluşması o kadar imkansız ki. Ferhat ona dikkatle baktı. Galiba bu hisleri Sezer gibi olmuştu. Bazı anlarda Meral'in yüzü her şeyi söyler ve bazı anlarda Ferhat o kaba sporcu tipi daha küçük işaretlerden daha büyük şeyler anlar. İşte böyle bir an belki. Ve şimdi soracak belki Ferhat. Nen var? Sıkılıyor musun? Ne düşünüyorsun? Ah bu suale ne kadar ihtiyacı var. Samim sorar bunu yalnız. Ve ne güzel, ne tatlı sorar. Ferhat'ta da var galiba şimdi bu hal. İki kardeş bakıştılar. Ferhat Meral'in tahmin ettiği kadar kederli bir sesle sordu. Babam adam akıllı hasta galiba odasına girmedim. Lambasını söndürmüş. Uyuyor belki. Analiz yaptırmış mı? Bugün kanını aldırmış. Yarın akşam anlaşılacak. Ferhat mırıldandı. Korkuyorum. Başı çok dönüyormuş. Emine söyledi. Bugün bir doktorla konuştum. Affetmezmiş bu hastalık. üremejen Tansiyon yüksek yükseklikleri daima tehlike demekmiş. Meral bir keder kasılışı içinde gözlerini yumdu. Onun bu haline dikkat eden Ferhat sordu. Bugün çıktın mı sen? Meral otomatik cevap verdi. Çıkmadım. Ve hiçbir şey düşünmeden bu yalını düzeltmeye lüzum gördü. Çıktım çıktım. Nereye gittim? Sinemaya. Ferhat içini çekti. Başını arkaya dayadı ve mırıldandı. Sinema. Sonra acılıkların derinliğinden gelen ve erkeklerde bir nevi kuru ağlamanın yerinde geçen zayıf ve titrek bir sesle devam etti. Böyle işte. Hayat. Bazı bazı filozof olmalı insan. Düşünüyorum da evvela maliye tahsildarı. Sonra tahakkuk şefi mi ona. İşte öyle bir şey. Güya büyük tüccarlara defter tutma usullerini gösterilmiş. Biner lira falan alınmış onlardan. Masal, belli bir şey. Vergi kaçakçılığına yardım etmekmiş onlara. Ve birdenbire servet yapmış. Çünkü babam içinde daima bir eksiklik varmış. Hiçbir şeyden tam memnun olmaz. Anladın mı? Çünkü bu konfara layık olmadığını biliyor. Haram para. Anladın mı haram? Üremür ürem, hepsi bahane. Babamı zehirleyen kendini de bilmez belki. Budur işte. Bu haram duygusu. insan çeker. Meral Hanım. Ben gencim ama öyle görüyorum etrafımda. insan yaptığını çeker. Bunu bilesin. Babamdır. Acırım. Fakat annemin yoldan çıkmasına sebep kim? Hı? Kim o? Geç o tarafı. Valide Hanım. Az mı çekti? Hala çekiyor. Çilesi dolmaz onun. Ne zannederler bu insanlar? Fenalık yanlarına kar kalır mı zannederler? Hep görünüşe bakarlar. Karının vizonu var. Pekarıdı var. Göğsü Cumhuriyet Bayramı'nda Taksim Meydanı gibi elmaslarla donanmış. Bizim valideyi söylemiyorum. Herhangi bir kadın. Evet, gördüler mi onu söyle. Bahtiyar zanneder herkes. Ayol, bütün o donanma, şatafat, karının kan ağlayan içini gizlemek için. Yoksa hakikaten Bahtiyar insanların Bahtiyar görünmek için o kadar gürültü patırtıya ne ihtiyacı var? Ferhat yüzünü ekşitiyor, dudağının sağ tarafını bükerek başını sallıyordu. Boş ver, saraylı haklıymış. Kocası Refik Paşa'ya... İkide bir o çirkin kelimeyi hafifletip bükten paşiğindi. Bükten dermiş. Bükten. Ben bu eve ve hepimizin başına bir felaketin, babamın ölümünden daha büyük bir felaketin yaklaştığını seziyorum. İnsan böyle zamanlarda hayatın manasını düşünüyor. Alelade günlerde hız geliyor her şey. Fakat şimdi Allah'ın büyük hesap günleri bunlar. Yaptıklarımızı çekeceğiz. Meral Hanım. Parmağını ıslatıp duvara basıyorum. Çekeceğiz. Müthiş günler geliyor. Meral Ağabeyisinin böyle giderse onu bayıltacak kadar zehirleşen sözlerini kesmek için sordu. Sen içtin mi bu akşam? Ferhat kin dolu bir yan bakışla başını salladı. Hakikat. Realite hoşuma gitmiyor değil mi? Alış Meral Hanım, alış. Müthiş günler geliyor diyorum sana. Bunu bilirsen daha iyi davranırsın. Yoksa gafil avlanırsın. Müthiş günler. Bak neden? Ölecek o bir gün babam. Benim için söylüyor. Doktorlarla konuştum. Dobrayım ben. Kabayım küçük hanım. Fakat çakarım her şeyi. Mesela sen bugün sinemaya gittin mi? Başka bir yere gitmedin mi sanki? Çakarım diyorum sana. Ve çekeceksin diyorum sana. Bak şimdi öfkesiz söylüyorum. Heyezan ediyorum sanma. Ben günün birinde seni öldürebilirim. İnan buna. Bir şeyler var senin halindeki beni kudurtuyor. Asıl söylemek istediğim şey başkaydı. Ha ölecek o. Mirasa konacağız. Sen, ben ve azacağız. Sen ver elini Paris değil mi? Ferhat kolunu uzattı. Elini dik dik tuttu. Baş parmağını açarak Avucunu Meral'in istikametinde yürüttü ve bağırdı. Nah sana. İşte o zaman senin hayatın tehlikede. Şuradan şuraya kımıldayamazsın. Daha neler olabilir? Olacak. Hissediyorum. Çünkü ben fena oluyorum be Meral. Vallahi samimi söylüyorum sana. İçime zehirler çöküyor. Seni düşündükçe halkın ağzında en müthiş küfrü düşün. Kız kardeşini diye başlar. Halk, halk, efendimiz. Demek sen benim şerefimi taşıyorsun. Ferhat birden birdenbire ayağa kalktı ve bağırdı. Ulan bunu anlamaz mısın sen? Meral büzüldü. Ferhat oturdu ve birdenbire yumuşayan bir tonla devam etti. Vallahi fena oluyorum. Ulan siz hep sübbe çaylarda, terzi salonlarında, Ferha gibi dejenere kızlar arasında namussuzluk yapan kadınların hikayelerini duyarsınız. Kainatı böyle sanırsınız. Ulan herkes böyle olsa hikayeler anlatılır mı? Demek müstesna vakalar bunlar ki dile düşüyor. Neden efendim? Şemsi Bey ile Hacer Hanım dün gece evlerinde efendi efendi hanım hanım oturmuşlar. Radyo çalmışlar. Çocuklarını okşamışlar. Sonra yatlamışlar. Neden onlar dile düşmüyor? Çünkü onlar herkes. Herkes onlar gibi. Demek namussuzluk müstesnaymış ki namussuzluk dile düşüyor. Herkes böyle deme. Küçük hanım. Herkes böyle olsaydı namusluların hikayesi dilden dile gezerdi. Onlar müstesna olurdu. Çok şükür öyle değil. Neden kepaze birazlık sana cesaret veriyor? Önnek oluyor da bütün o binlerce, yüz binlerce evi dolduran sessiz ve temiz insanları düşünmüyorsun. Meral ürkek bir isyan çırpınışıyla bağırdı. Ferhat. Ağabeyisi birdenbire susunca Meral daha büyük bir cesaretle ilave etti. Sen bu akşam az buz değil, çok içtin galiba. Ferhat birdenbire doğrularak bağırdı. Yalan mı söylüyorum? Meral diplomatça cevap verdi. Doğru söylüyorsun ama beni neden karıştırıyorsun? Ben kendimi de karıştırıyorum. Çekeceğiz diyorum. Sana çekeceksin demiyorum. Benim Selmin'e karşı yaptıklarım namussuzluktur. Anladın mı? Ben bunu anlıyorum ve bazı işte böyle vicdanıma dokunuyor. Fakat o da bana çok naz etti. Çok cilve yaptı. Ben gelemem o nazlara. Dobrayım dedim ya. Sonra ben Selmin'i aldatmadım. Yani ona sevda mevda lakırdısı etmedim. Sonra o bana bir şey vermedi. Hiçbir fedakarlığı yok bana karşı. Fakat sen pü Meral Hanım. Cezmin'in fedakarlıklarını bir tarafa bırak. Ya Samim? Bak sevmem o adamı diyorum sana. Fakat hakkını teslim ederim. O adam Allah'ım o sana ne kadar iyilik ettiyse sen onu o kadar fenalık ettin. Vallah billah sen benim kardeşim olmasaydın ben samme giderdim apaçık söylerdim. Ağabey yazık değil mi canına kafana parana yüreğine bu numaracı sokak sürtüklerini ıslah edeceğim diye ne uğraşıyorsun? Meral bir daha vardı. Ferhat. Ferhat yerinden fırladı ve onun üstüne yürüdü. Ben Ferhat değilim ağzını topla. Ben senin ağabeyim. Ferhat'ın yüzü kıpkırmızıydı öfke daralından geniş ve gergin çenesine doğru yağan manasızlığını siliyordu. Ancak şimdi enteresan fakat vehimsizler için bile korkunçtu. Meral büyük bir cesaret hamlesiyle ayağa kalktı ve sesinin en tatlı tonuyla yalvardı. Ağabey rica ederim. Ferhat ayakta sallanarak onun yüzüne uzun uzun baktıktan sonra koltuğa oturdu ve alnını avucunun içine aldı. Sustu. Uzun bir müddet sonra başını kaldırdı. Bana içecek bir şeyler ver. Meral dedi. Kız alkolün onu nereye götüreceğini düşündü. Tehlikeli bir şans denemesi. Ne istiyorsun diye sordu. Şarap mı? Hayır. Dur. Vodka. Çok sert abi. Peki bir viski. Meral ofise gitti ve buzdolabından viski ve soda şişelerini alarak bir kadehle birlikte tepsiye koydu. Getirdi. Kadehi doldurarak Ferhat'a verdi. Abisi ayağa kalkmıştı. Işte. Elinde tuttuğu bardağı dudağına götürmeden bir avucunu Meral'in omzuna koydu. Benimle açık konuşabilir misin dedi. Meral kendisine Ferhat'ı kazandırabilecek bir entri entrika fırsatının kokusunu almaktan gelen bir sevinci iyi ayarladığı ciddi görünüş altında saklayarak cevap verdi. Tabi arkadaşça konuşacağız. Hiç kızmayacağım. Sualime cevap ver. Samimi ne zaman göreceksin? Meral küçük bir tereddüdü ittikten sonra dargınız dedi. Niçin? Ferhaya gittiğim için. Ağabeyisi viski kadehini dudağına götürdü ve bu itirafı hissiz karşılamış göründü. Başka bir sebep yok mu diye sordu. Vallahi hiçbir şey yok dedi Meral. Ve büfeye doğru gitti. Fındık fıstık tabağını getirdi ve Ferhat'a uzatırken tekrarladı. Hiçbir şey yok. Sen benim hakkında çok yanlış şeyler düşünüyorsun abi. Bırak şimdi. Arayacak mısın onu? Düşünüyorum. Ferhat kadehinin masanın üstüne ve ellerini cebine koyarak odada gezindi. Koltuğa oturan Meral'in karşısında durdu. Sen onunla niçin konuşuyorsun? Sever misin onu? Meral önüne baktı. Bir müddet cevap vermek istemiyormuş gibi göründükten sonra bana hislerimi sorma dedi. Hesabını veremem. Ben de bilmiyorum. İster inan ister inanma. Aramızda bir şey yok. Evlenecek de değiliz. Ferhat avucundaki fındıklardan birine ağzını atarak elini kız kardeşine doğru salladı. Bundan sonra ne söylersen aklım almaz. Meral gülümsedi. Peki dedi. Ben sana senin aklının alacağı bir şey sorayım. Fazla mal gö göz çıkarır mı? Ferhat kadehini yakalayarak bağırdı. Hah aşüftelik. Meral hep önüne bakarak cevap verdi. Her şeye en çirkin manasını yapıştırma hemen. Ben genç bir kızım. Bütün imkanlara müsafi mesafelerin buluştuğu nokta üzerinde durmak istiyorum. Ferhat tekrarladı. Bütün imkanlara müsafi mesafelerin buluştuğu nokta. Mühendis misin ben bari? Nereden öğrenirsin bu lafları? Peki anladım. Her şansı denemekte hür olmak istiyorsun. Samimde ne şansın var? Bir erkek bir erkektir. Ha şu mesele koleksiyon. Değil abi. Her erkek benim için bir kuvvettir mutlaka fenalık için mi? Mesela Samim benim için bir destektir. Hiçbir erkeğe güvenmem. Ona güvenirim yalnız. Çünkü o büyük seviyor. Bu büyüklüğün içinde bana sarsılmazlık hissi veren ve çok sağlam bir madde var sanki. Onunla beraber kendimi emniyette hissediyorum. Bir de en çok bana gurur veriyor çünkü. Meral onun sevgisinde kirlenmiyorum diyecekti. Hemen cümlesini değiştirdi. Beni en çok seven o. Ferhat yine kız kardeşinin önünde durdu. Peki dedi. Senin hiç evlenmeye niyetin yok mu? Meral ağabeysini kazanmaya başladığını hissetmenin verdiği nefse itimadın ölçüsünü tayin etmeye lüzum görmeden ayak ayak üstüne attı. Var tabii dedi. Fakat ben gündelikçi kız değilim. Ki evlenmek için evleneyim. Çoluk çocuğu da sevmem bilirsin. Hırçın bir kedi benim için daha enteresandır. Şimdi kuzum bana ahlak dersi verme. Nüfus davası için filandan utuk çekme. Sen de öyle değil misin? Niçin evlenmiyorsun? Ben kendimi kaybedersem evlenirim. Ne demek o? Başım dönecek kadar seversem. Şimdilik yok böyle bir şey. Ferhat sesinin uzaklıklarında yola çıkan öfkeli bir istihza ile Ha dedi. Şimdilik eğleniyorsun. Hayır. Deniyorum. Yokluyorum. Daha çok gencim. Vaktim var. Acelemle. Ferhat başını sallayarak tekrarladı. Deniyorsun. Yokluyorsun. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Sağ elinin işaret parmağını yukarıya kaldırarak ilave etti. Daha doğrusu bir emir vereceğim. Buyur. Meral'in sesindeki istihza ağabeyesinin dikkatinden kaçacak kadar hünerliydi. Ferhat emrini verdi. Bir kere bir kalemde bütün o tanıdığın hergeleleri sileceksin. Kızma ben hepsini tanırım. Öyledir işte bilirsin. Topuna birden bir sünger çek. Ve bana şimdi söz ver. Samme gelince onu ara. Bankaya git. Yarın ne? Pazar. Pazartesi günü öğleden evvel oradadır. Git ona samimi ol. Şu entrika huyunu bırak. Samimi ol. Çünkü ben anlarım ki iki gözüm. Senin frenin o. yoksa bayır aşağı tekerleniyorsun sen. Farkında değilsin. Parçalanacaksın. Ahlakı demeyeyim deme. Kafan bozuk senin. Ferhat ceketinin ve yeleğinin düğmelerini çözmeye başlarken sordu. Anladın mı? Söz veriyor musun bana? Meral birden bire yerinden kalktı. Oda kapısına doğru yürüdü ve Ferhat'a arkasını döndükten sonra "Peki, söz. Söz." dedi ve çıktı.